Hoş geldiniz arkadaşlar. Cumartesi günü en kuvvetli takımı, lideri bekliyoruz burada, kendi sahamızda. Fenerbahçe gerçekten çok iyi, mükemmel derecede olan futbolculardan kurulu bir kadroya sahip. Favorit ise Fenerbahçe. Demin söylemek istediğimiz bir şey daha eklemek istiyordum. Çok iyi forvetleri olan formasyonu var. Bizim bu müsabakada favori olarak biz girmiyoruz, Fenerbahçe giriyor. Bizim ancak Fenerbahçe bizi ciddiye almazsa bir şans görüyorum. Wir haben unterschiedliche Formationen im Training aufgeboten, um unsere Mannschaft optimal auf den Gegner einzustellen. Farklı formasyonlarla idmanlarımızı gerçekleştirdik. Tabii Fenerbahçe'nin çok büyük kalitesinin yanı sıra bizim de gerçekten %100'ün üstüne çıkmamız gerekiyor. Ama şunu yeniden tekrarlayalım. Fenerbahçe bizi ciddiye almazsa o zaman şansımız vardır. Eğer Konyaspor müsabakasında gibi bir performans ortaya koyarsak Fenerbahçe'ye karşı şansımız azdır. Sie verfügen über schnelle, wendige Stürmer, die vor allen Dingen im Kopfballbereich sehr stark sind. Çok kıvrak, çok çabuk ve kafa toplarına hakim olan futbolculardan kurulu bir kadroları var. Geçen müsabakadaki gördüğümüz o ortaları, çok fazla olan ortaları eğer Fenerbahçe'ye karşı kesemezsek avantajları vardır. Das heißt also, wir dürfen wenig Flanken nur zulassen, müssen Flügelhoheit haben und gleichzeitig die Mitte noch geschlossen halten. Tabii bu ortaları bizi kesmek durumundayız ve ortayı kapatıp orta sahayı güçlü tutmamız gerekiyor. Überhaupt gegen Fenerbahçe einen Punkt zu holen. Ve dediğimiz gibi kendi sahamızda seyirci önünde seyircinin desteğiyle birlikte %100'ün üstüne çıkmamız gerekiyor burada puan alabilmek için. Fenerbahçe'nin tabii personel yani kadro olarak çok farklı artı bir de finansiyel yönünde daha farklı daha kuvvetlidir bu yönleri. Ama bizim de kendi seyircilerimiz var, taraftarlarımız var. Onlarla birlikte bizim de çok kuvvetli tarafımızı gösterebiliriz. Kesinlikle bu müsabakada hatalarımızı asgariye düşürmemiz gerekiyor. Hatasız oynamamız gerekiyor. Tabii her müsabakadaki gibi bize gelen, ayağımıza gelen gol fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Tabii rakibimizi çok iyi analize ettik. Futbolcularımızla bu konuda konuştuk. Çok çok fazla şeyler söyleyebilirdim futbolcularıma bu konuda. Ama burada kesinlikle kendi kuvvetli yönümüzü de unutmamamız gerektirdiğini vurguladım. Eigentlich das Entscheidende, was ich zu den Spielern sagen werde, ist, dass ich nur verlange nach dem Spiel, dass jeder sagen kann, er hat alles gegeben, er hat alles versucht. Futbolcularımızdan beklentim şudur. Kesinlikle müsabakadan sonra herkes her şeyini ortaya koydu. Mücadelesini verdi. Onu göstermelerini kesinlikle istiyorum. In der Art und Weise, dass die Frage beantwortet wird, wo stehen wir? Dafür ist das Spiel gut. Tabii Fenerbahçe gibi rakibi oynadığınız zaman kendinizi, bu sizin için bir aynadır. Şu anki durumu, takımın durumu daha da ortaya çıkacaktır. Çok zor bir müsabaka olduğunu tabii ki yine tekrarlıyorum. Artı şunu da yine söylüyorum, şunu tekrarlıyorum. Bizi eğer ciddiye almazlarsa o zaman şansımız daha da fazla olacaktır.